Bir savaş nasıl bu kadar beceriksizce yönetilir? Bir hükümdarın psikolojisi savaş karşısında ne kadar zayıf olabilir? Bu videoyu izledikten sonra birçoğunuzun hayretlere düşeceğine eminim. Türkler ile Moğolların enteresan muharebesine, Köse Dağ Savaşı'na hoş geldiniz. Dünyada atabilecekleri her adım toprağa sahip olmak isteyen Moğollar, Harizmşahları perişan ettikten sonra Selçuklu Devleti ile komşu oldu. Moğollar, İslam dünyasının en gelişmiş şehirlerini barındıran Harizmşahları sefil duruma düşürmüşlerdi. Moğolların ağır katliamları İslam dünyasını büyük korkulara itti. Artık tehlike çanları Moğollar ile komşu olan Selçuklular için çalıyordu. Moğol komutan Çormagon Noyan, çevre devletleri rahatsız etmek adına sınırlarda ufak tefek yağmalar yapmaya başladı. Aynı zamanda komşu ülkelerin vereceği tepkiyi de ölçmek istemişti. Ancak hiç kimse Moğolların onur ve gurur zedeleyen bu tacizlerine ses çıkaramadı. Kimseden bir ses gelmediğini gören Moğollar yeniden sınır ihlali yaparak Anadolu'ya girdiler. Çormagon Noyan ve birlikleri Anadolu'ya girerek hiçbir yere saldırmadan Sivas'a kadar vardılar. Amaçları belliydi. Yakın bir zamanda Selçuklulara saldıracaklardı ve bu konuda bilgi topluyorlardı. Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat, keyiflerine göre ülkeye girip çıkan Moğollardan çok rahatsızdı. Zira yaklaşan savaşın kokusunu almak zor olmasa gerekti. Alaaddin Keykubat hemen özel bir birlik oluşturdu ve bu birliği Çormagon Noyan'ın peşine taktı. Sivas'tan Erzurum'a kadar her yerde Moğolları arasalar da bulamadılar. Çünkü Çormagon Noyan ve birlikleri tüm bilgileri toplayarak Anadolu'dan çoktan gitmişti. Ama Çormagon Noyan dönüp savaşmaya hazırdı. O, Moğol hükümdarı Ögeday'dan saldır emrini beklerken Selçuklularsa hazır bir şekilde Moğollarla karşılaşacağı günü bekliyordu. Günler, aylar ve hatta uzun yıllar geçse de Moğollardan ses ve seda çıkmadı. Ta ki Moğol hükümdarı Ögeday bir elçisini Selçuklu topraklarına gönderene kadar. Ögeday mektubunda Selçuklu'nun Moğollara biat etmesini istedi. Bunu reddetmek Moğolların korkunç saldırılarına maruz kalmak demekti. Durumu iyice tartıp biçen Alaaddin Keykubat Moğolları oyalamak adına onlara biat etti. Ancak şartlar Selçuklu adına hiç de ağır değildi. Hatta olası bir Moğol saldırısına karşın önlemleri sıkı sıkı almaya devam etti. Çünkü Alaaddin Keykubat, Moğol siyasetine güvenilmemesi gerektiğini biliyordu. Keykubat 1237 yılında yediği bir kuş eti yüzünden zehirlenerek öldü. Bunun bir suikast olduğu öne sürülse de bu konuda geçerli bir kaynak bulunmamakta. Ardından ise tahta oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev geçti. Keyhüsrev henüz 16 yaşında, deneyimsiz ve genç bir hükümdardı. Devlet işlerini ciddiye almayan, eğlenceye düşkün birisiydi. Doğruları söyleyeni değil, kendisini pohpohlayanları yanında tutardı. Bunun yanında Saadettin Köpek adındaki bir devlet adamının elinde resmen oyuncak olmuştu. Selçuklu, yeni hükümdarın otorite eksikliği yüzünden büyük zararlar yaşıyordu. Ayrıca babasının Moğollara karşı aldığı önlemleri devam ettirmedi. Oysa ki babası ona iyi teşkilatlanmış bir orduyla hazineler bırakmıştı. Ancak Gıyaseddin Keyhüsrev hiçbir zaman buna layık birisi olamadı. Tüm bunların yanında Türkmenler Selçuklu'ya karşı bir isyan başlatmıştı. Moğol hükümdarı Ögeday Han gelişmeleri 5 yıl boyunca izledi. Artık Selçuklu'ya saldırmayı tam anlamıyla gözü kesiyordu ve böylelikle savaşın ilk fitili ateşlendi. Çormagon Noyan'ın felç olması sebebiyle yerine Baycun Oyan görevlendirildi. Baycun Oyan, Gürcü ve Ermenilerin de eşlik ettiği 40 bin kişilik ordu topladı. Ve bu orduyla ilk olarak Erzurum'u kuşattı. Erzurum'u savunacak kişi ise Sinanettin Yakut isimli bir komutandı. Ancak Erzurum'daki Selçuklu birlikleri oldukça az sayıdaydı.
Çünkü bu birliğin birçoğu isyanları bastırırken ölmüştü. Yerlerine ise başka askerler getirilmemişti. Sinanettin Yakut bunun farkındaydı ve hemen önlemler almaya başladı. Merkez yönetimden destek kuvvetler talep etti. Bu kuvvetler gelene kadar şehri savunabilirse Moğolları tozla duman edebilirdi. Baycun Oyan şehir surlarının önüne geldiğinde bir haber göndererek Sinanettin'in teslim olmasını istedi. Sinanettin bu teklifi reddedince şiddetli bir savaş başladı. Ancak Noyan kolaylıkla geçebileceğini düşündüğü Erzurum Kalesi'nde ciddi bir zorlanma yaşadı. Hatta kuşatma o kadar uzadı ki geri çekilmeyi bile düşündü. Ancak saldırmaya da devam ediyordu. Selçuklu güçleri burada yavaş yavaş tükenmeye başlarken destek kuvvetleri de hala gelmemişti. Bu sırada çok önemli bir olay gelişti. Erzurum Kalesi'nin bir kısmını Şerafettin Duvini adında birisi yönetiyordu. Noyan'a haber göndererek kendisine aman verilmesi halinde Moğolları gizlice içeri sokacağını bildirdi. Bu bir ihanetti. Noyan bunu kabul etti. Bunun üzerine 200 kadar Moğol gizlice içeri girdi. Burada surların dışarıya açılan kapısını kırdılar ve dışarıda bekleyen Moğol ordusu ansızın içeriye akın etti. Böylelikle Selçuklu ordusu Erzurum'da perişan edildi. Devamındaysa Erzurum halkı korkunç bir katliamla yüzleşti. Öldürülenler arasında Selçuklu'ya ihanet eden Şerafettin Duvini ve ailesi de bulunuyordu. Bilinmesi gerek ki Moğollar ihanetin hiçbir türlüsünü kabul etmezler. Ha Moğollara ihanet etmişsin, ha Moğolların düşmanına. Uzun lafın kısası, Moğollar Erzurum'u terk ederken arkalarında alevler içinde yanan bir şehir bıraktılar. Biyasettin Keyhüsrev hatalarının farkına geç de olsa varmıştı. Bu yüzden Selçuklu ordusunun bütün büyük komutanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Uzun süren tartışmalardan sonra oy birliğiyle savaşa karar verildi. Ordu hızla büyütüldü. Paralı askerler tutuldu. Taktikler konuşuldu. Anadolu Selçuklu Devleti 75 bin kişi büyüklüğünde bir ordu toplamıştı. Bu ordu Selçuklu hükümdarlarının o güne kadar çıkardığı en büyük orduydu. Ancak şöyle bir durum vardı ki bu Gıyasettin Keyhüsrev'in ilk savaşıydı. Komutanlar farklı fikirler ortaya sunarken Gıyasettin daha deneyimli komutanları dinlemektense daha atılgan ve hayalperest komutanların stratejilerini onayladı. Ve bu gelişmeler ışığında Moğol ordusu ve Selçuklu ordusu Sivas'ın Köse Dağı bölgesinde karşı karşıya geldi. Selçuklu ordusu daha yüksek bir yerde konuşlanmıştı. Moğol ordusu ise daha engin bir konumdaydı. Bu durumda Selçuklu daha avantajlı olsa da ordu yanlış bir kararla aşağı doğru inmeye başladı. Baycun Oyan, Selçuklu ordusunun bu hatası karşısında epeyce keyiflendi. Çünkü Selçuklu ordusu aşağıya indiğinde Moğol ordusuyla burun buruna geldi. Selçuklular hazırlık yapmaya, mevzi seçmeye ve saf tutmaya bile vakit bulamadılar. Ardından sert bir savaş başladı. İlk başlarda Selçuklu ordusu öncü birliklerini gönderdi. Bu birlik ilk başta Moğol ordusunu tam anlamıyla eziyormuş gibi göründü. Moğollar korkmuş gibi görünerek geri çekilmeye, Selçuklu ordusu ise onları kovalamaya başladı. Selçuklu komutanları büyük bir sevinçle Gıyasettin Keyhüsrev'e savaşı kazandıklarını söyledi. Fakat birçoğunuzun da tahmin edeceği üzere Moğollar Turan taktiği yapıyordu. Kaçan Moğol ordusunu takip eden Selçuklu ordusu az ileride sağdan ve soldan Moğollar tarafından sıkıştırıldı. Selçuklu ordusunun en iyi savaşçıları kendilerini bile savunmaya fırsat bulamadan Moğol okları ve kılıçlarıyla can verdiler. Savaş meydanı Selçuklu askerlerinin cansız bedeniyle dolup taşarken savaştan çok katliam yaşanmış gibi görünüyordu. Gıyasettin Keyhüsrev'e bu haber geldiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü. Öncü birliklerinin bu denli harap olması onu derin endişeye ve korkuya düşürdü. Mendilini yüzüne kapayıp dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağladı. Bazı komutanlar bu hezimetin sorumlusu olarak sultanı görerek savaşı terk ettiler. Paniğe kapılan Keyhüsrev yanında birkaç komutanla birlikte savaş alanından kaçmaya başladı. Ancak bilinmesi gerek ki sadece Selçukluların öncü birlikleri ölmüştü. Geri kalan Selçuklu askerleri hala Moğol ordusundan çok daha fazla kalabalıktı. Ancak öncü birliklerin böyle bir tuzağa düşmesi tüm Selçuklu yöneticilerini psikolojikmen mahvetmişti.
Orduda neredeyse komutan kalmamıştı. Askerleri yönlendirecek tek bir kişi bile yoktu. Bunu fark eden askerler her şeylerini geride bırakarak savaştan kaçmaya başladılar. Baycun Oyan bu geri çekilmenin bir tuzak olacağını düşünerek saldırıya geçmedi. Çünkü Selçuklu'nun geri çekilmek için hiçbir nedeni yoktu. Bu olsa olsa bizi pusuya düşürmek için bir plandır diye düşünmekteydi. Bu yüzden iki gün boyunca hiçbir şekilde saldırıya geçmeden beklediler. Baycun Oyan yaptırdığı bir inceleme sonucunda Selçuklu ordusunun tamamen kaçmış olduğunu öğrenince adeta şok oldu. Çünkü böylesine büyük bir orduya karşı bu kadar kolay zafer alacağını o bile tahmin edemezdi. Anadolu sahipsiz ve savunmasız kalmıştı. Moğollar Sivas ve Kayseri'yi yağmalamaya başladı. Mimari yapılar yıkılırken birçok insan katledildi. Böylelikle Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmaya başlıyordu.